Düdüğü ötüyor fazla Cemil'in. Lakin bizi tüketti, tüketecek belli. Öldüyse kapımıza icracılar, avukatlar dolacak. Borcunuzu ödeyin deyin. Gelsinler. Bugün ödenecek taksit hazır. Biraz daha rahatız demek. Lan oğlum ne iştir? İşçiyi azalttık, kemeri sıktık olmadı. Çalış, kazan, borca yatır, hep yatır. Borç bitmiyor. Neden? Faiz çok yüksekti ondan. Herifin bacası tütüyor. Bu işi kökünden halletmeli ama nasıl, nasıl? Fazlı Cemil'le rekabet ortadan kalkmadıkça batmaya mahkumuz. Ağzından yel olsun, haşa! Haşa! İş dediğin rakipsiz, rekabetsiz olur mu canım? Rekabete sözüm yok. Lakin Fazlı Cemil ortadan kalkmalı. Lan oğlum, bunlar nasıl akıl? Yaşa sen emi! Estağfurullah ağam, sen yaşa! Yo, sen de yaşa da anlat, de bakalım. Var mı bu işi bitirecek bir erkek gibi erkek, şöyle eli titremeyen, yüreğe de bileğe de söyler biri ha? Bizim çocuklar yapar bu işi. Eksiksiz, yağdan kıl çeker gibi. Olmaz! Günahı üstümüze olmayacak bir kurban gerek bu işe. Var mı? Bulunur. Evet, de bakalım. Güzellerin Yusuf'u bildin mi ağam? Pek çıkaramadım ya, sen bilirsen hedir. Bilirim yiğidimi. Mektup yazıp da çağırmamış olmaz. Lan oğlum, bildin de daha ne durdun? Ha yaz! Sana ihtiyacımız var, ale gel derim. Altına imzası bende. Çapaklı Ali! Mektup! Mektup Yusuf abi! Muhtar gönderdi! Lan okuman var mı? Seneye gideceğim okula! Coğrafya yapalım, değil mi? Söyle bakalım bana, en büyük kıta hangisidir? Amerika efendim! Aferin, aferin sana! Hadi, sen şimdi git de biraz arkadaşlarla oyna! Bir derdin mi var Yusuf? Bir mektup var da, okusan hoca efendi! Yusuf oğlum, acele sana ihtiyacım vardı. Etrafım düşman dolu, tehlikedeyim. Tezden kalkıp yanıma gelesin. Adresim aşağıda yazılıdır. Ağan Behran. Behran ağama... bana ihtiyacı var. Bu mektubu alıp da gitmemek olmaz. Behran ağa, bana ihtiyacı var. Yusuf, beni dinlersen gitme. Ağanın sana ne ihtiyacı olabilir? İhtiyacım var demiş koca Behran ağam. Koca köyün ağası ağamız. Kullanacak seni, ateşe sürecek. Aklını başına al. Ağa elinde şu cahil başında yanarsın, bitersin Yusuf. Ağama can kurban hoca efendi. İhtiyaç deyip yardım dilemiş. Gitmemek olmaz. Sağ ol hoca efendi beyim. Çocuklar toplanın bakayım. Sıraya girin. Gördünüz değil mi? Gördünüz ya çocuklar.
Cahillik, okumamak ne kadar kötü. Kocaman Yusuf abiniz bir mektup okumasını bile bilmiyor. Onun için okuyun. Okuyun, hey! Behram Ağa'ndan mektup! Bana ihtiyacı varmış! Yanına istemiş beni! Yanına istemiş! Duydunuz mu ağalar? Ağamdan, ağamdan! Muhterem mi bak, ağam beni yanına istemiş! Ağam beni yanına istemiş! Yaşadı Yusuf, ihya oldun. Artık patronun adamısın. Kimsin lan sen? Beni emretlisin ha! Güzellerin Yusuf'um ben! Efendi sağ İstanbul'u gezdirip tozdursun. Ve de yapacağın iş bir iyi anlatsın ha? Oldu mu? Buyur ağam, beni emretlisin. Ya, bak işte yiğit geldi. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk ağam. Bu Yusuf'u gözüm tuttu. Her zamanki gibi işini iyi bildin Davut. Sağ ol. Ama ve lakin Yusuf'un gözünü açmak lazım. Meraklanma sen Behram ağam. Müsaadenizle. Gel Yusuf. Fazlı Cemil. Fazlı Cemil. Ağamıza çok zarar veren biri var. Ağan, Behram ağamız iflas edecek, batacak. Köyler, köylüler, hepimiz perişan olacağız, aç kalacağız. Ağa olmayınca tüm köylü acından ölür, he? Değil mi ya? Ya! Ölmemek için ağamızın can düşmanını bitirmek, ortadan kaldırmak gerek. Sen, güzellerin Yusuf! Niçin geldin buraya? Ağam istemiş, mektuplamış geldim. Vurup bitirir misin o adamı? Ağama can kurban Kahya Efendi. Değil bir, 10 adam vururum ağam için. Kurşunu sıktın mı ölmeli? Yaralı kalıp yaşaması hayır getirmez. Yüreğin söylüyor, bileğin de öyle mi? Evvelallah şaşmaz. İşte o zaman ağandan dile dilediğini, ev, bark, toprak, para, ne istersen.
seni? Ha? Şu odaya gir ve bekle. Gönlünü hoş et, yenidir. Merak etme, dolgun bahşişimizi aldık, memnun ederim. Soyunsan? Ha? Hadi gel. Ne olacak? Ne olacağı var. Hadi gel, beğeneceksin beni. Tövbe tövbe. Ben harama uçkur çözmem. Uçkurunu ister çöz ister çözme. Ben paramı peşin aldım. Nerelisin? Çorum'un Seydimindenim. Ben de Yozgat'tan. Bakmam herhal dediklerine. Adım Ayşe. Yeni gelmişsin belli. İstanbul burası. Gözü açık, bileği zorlu olmak gerek. Olmadın mı, adamını da karısını da yer bitirir burası. İnsanın arkası olunca da mı? Benim ağam var, korkum yoktur. Gördüğünü, duyduğunu unutma güzelleri Yusuf. Başarmak, ağa gözüne girmek için şart. Heh, işte geliyor, iyi bak. Bitireceğin adam bu, fabrikanın sahibi. Erkek gibi erkek elin titremesin. Attığın kurşunu şaşırmak olmaz. Bunu böyle bil de işini temiz tut. Göreyim seni Yusuf, beni ağaya mahcup çıkarma. Bildin mi? Gördün mü fabrikatörü? Hazır mısın Yusuf oğlum? Sayende hazırım ağam. Atacağım kurşun şaşmaz. Rahat olun. Biz bize güvenene mahcup çıkmayız evvel Allah'ın izniyle. Aferin! Davud oğlum, Yusuf'a bir tabanca ile 300 banknot harçlık veriver. Yarından tezi yok, kollasın. Bu işi bitirirsen Yusuf oğlum, dile benden ne dilersen, para, pul, ev, bark, tarla! Everim de seni! Sen sağ ol ağam! Al Yusuf! Dairesi bileğine kalmıştır, başarmamak olmaz! Köroğlu, Köroğlu bak! Bak kim geldi! Ooo! Güzellerin Yusuf! Hoş gelmişsin! Hoş bulduk Hatice yenge! Unuttun bizi sandık hayırsız! İnsan bir arar, haber salar! Oncadır mektuplamadın! Adamın yazması okuması olmayınca... Ama İstanbul'a gelip de baba dostu emmiyi bulmamak olmaz! Baba, 5 numara bir şeyler aldıracakmış! Ha, o kolay! Meryem, Yusuf'a hoş geldin desene, memleketten geldi! Desene kız, hoş geldin! Hoş bulduk! Temelli mi? Ha, temelli gibi!
Behran Ağa var ya ağamız. Bildim. Bizim köyün ağası. Beni yanına aldı. Bizim gibi kapıcı yoksa odacı mı etti? Yo, ne kapıcı ne odacı etti. Ben sağ koluyum ağanın. Sağ koluyum, bana neler verecek neler. Para, pul, toprak verecek. Ev kuracak. Sonra istediğin kızla evlendiririm seni dedi. İyi. Ben yukarıya bakayım. Hatça sen de çayı demleyiver. Olur. Çaysız edemez. Olur. Büyümüşün Meryem. Bilemedin beni belli. Köyde evlerimiz bitişikti. Anandan korkuyu görünce rahmetli anama koşardın. Anam saçlarını tarar, sonra da örürdü. Annem anlatırdı, bildim. Severim şu Yusuf'u. Hakikatlıdır. Babasıyla kan kardeşiydik. Beraber askere gittik. Allah rahmet eylesin. Oğlu da tıpkı ona çekmiş. Ya nasıl rahmetli? Yusuf Sıdıka'dan da çok şey almış. Gözleri, konuşurken utanması hep Sıdıka. Hacce, kızım büyüsün oğlumu alacağım derdi. Ben de yo, ben oğlunu kızımı alacağım derdim. Gülüşürdük. Ha, el verdiyse kalkınır gider. Tuh olsun yüzüne be Yusuf! 300 lira aldın, tabancanın tetiğine bası veremedin. Çocuğuna sarılınca elim titredi. Sana güvendik. İşim çok, yüküm ağır olmasa ben yapacağım bu işi. Davut! Üsteleme! Bu ne olmadı, yarın olur. Değil mi Yusuf? Elbet ağam. İşe koyulup da başarmamak olmaz. Baba! Arkadaşlara çıkıyoruz, para versene. Abinci sırasıydı, para istemedi. Al 300 kağıt yeter. O da para mı be? Hiç olmazsa ben senin gibi kasadan para aşırıp da harcamıyorum bol keseden. 300 lira para mı bu zamanda? Al, bu 100 lira sana yeter. Hadi eyvallah, yürü. Emanet çocuğu, it ol it sende. Acaba seni anana söylemezsem görürüz. Kız, kapıya bak. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Buyur, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur içeri. Kolay gelsin Hacı yenge. Oo, sağ olasın, sağ olasın. Hoş geldin, buyur. Hoş bulduk. Hasan emmim yok mu? Yok. Kapıcılık bizimkisi, sağa sola gönderirler. Emmime uçtu cigara. Sana çorap, Meryem'e de başörtü. Dün evi bulamam diye eli boş gelmiştim. Niye zahmet ettin? Zahmet olur mu?
İnsan gurbet elde dost, hısım arıyor. Sıla ateşi içimi yakmaya başladı ya. Ağam var, sizler varsınız. Kavun salacaklar. Yo, yo! Acelem ne? Meryem, koş çay demle. Başka sefere. Emimin elinden öperim. Kalsaydın. Gene gelirim Meryem. Sık sık gel Yusuf em. Kız, elini ayağını denk tut, Yusuf'a kendini beğendir. Bak, şimdiden eli kolu dolu geliyor. Cemil Bey, bir sıkıntımız var, karım hasta, hastaneye kaldıracağız. Benim de doğumum var, kusura bakmayın ben... Üzülmeyin arkadaşlar. İkramiyedir, muhasebeye söylemeyin. Geçmiş olsun, senin de gözün aydın. Yazık olsun diyeceğim neredeyse. Sana güvendim, boş çıktım. Acımam çoktur ağam. İşçisine yardım edivereceğim. Yok ki sana yok, erkeğim dersin bir de. Kahya efendi dur orada! Evvelallah erkeğiz! Erkekliğimize söz eden olmadı. Olmasın da. Davut! Yusuf oğlum işini bilir. Ağasını da sever. Aldığı işi yarım koymaz, öyle mi Yusuf? Ağamıza can kurban. Bugün olmadı, yarın muhakkak... Tabii! Tabii canım! Yarın olsun da temiz olsun! Sıkıştırma çocuğu! Hadi Yusuf, gel bakayım sen benimle, gel! Yusuf, çoktan beri çıkmamıştım. Sayende yol yordam öğrendim. İstanbul ne büyükmüş, sonra sanki adam denizi. Güzel yer sözün kısası. Arkam var Behran ağa. Everir de seni, yerleşirsin. Bana kalırsa köy, kasaba daha iyi. Koca şehir burası, ne iş örülür? İnsan bildiği işi yapmalı. Rahmetli anam beni sana alacağını söylermiş. İlk geldiğin gün akşam anam anlattı. Ağam, anlı şanlı düğün yapacak. İstesen varır mıydın bana ha? Bilmem. Anamla babam verimkâr. Ağama söyleyeyim, bana istesin seni, Allah'ın emriyle, he?
Hemşerim, ne duruyorsun burada garip garip? Yıkanacaksan şuraya gir de soyun. Nerede soyunacaksın? Ha işte şurada. Ben peştemallarını getiririm. Hadi gir gir içeri, gir utanma. Açsana hemşerim, peştemal getirdim. Güzel. Ne diye Fazlı Cemil Karaoğlu'nu vurdun? Anlat. Diyeceğim yoktur. Böyle. Peki, fabrikatör Fazlı Cemil Bey'i tanır mıydın? Önceden ya da yeni? Tanımam. Görmüşlüğüm yok. İpucu vermez, bildiğini söylemez, kendini savunmazsan cezan büyük olur. Razıyım. Niye hamama girdin? Anlat bakalım. Niye vurdun? Vurduğumu ne gördüm ne bildim. Yıkanayım diye girdim. Dede yadigardır. Silahı yanımdan ayrı koymam. Esti, ateş ettim. Durup dururken ateş etmek niye? Hiç. Öyle işte. Bilmiyorum. Öyle mi? Götürün şu zır deliği. Sen bana bak! Abdest suyu gibi çay olan! Utanmadın mı? Olan çayla yaptım abi. Ne demek olan çayla yaptım? Ama ben bir şey yapmadım ki abi. Bir karşılık mı veriyorsun lan?
Yusuf! Otur şöyle! Racondur bu! Hapishane raconu! Dışarıda da böyle! Kuvvetli zayıfı ezer, yer bitirir! Anladın mı? Yenmemek, bitmemek için ne yapmalı? Biliğine zorlu olacaksın! Vurdun mu devireceksin! Ya da arkan olacak! Paran çok olmalı, gelmeli! İyi! Benim arkam var! Ağam! Hesabına adam vurdum! Yakındır ağamın el vermesi! Ağa patron nedir? Her şey bilek gücüyle olur! Senin ağam patronun yürekli biri olsaydı... işi sana yüklemez, kendi bitirirdi! Hani, nerede ağan? 2 senedir şamar olanı oldun! Gelip bir gün bile sormadı! Oğlum! Bırak ağandan medet ummayı! Değiştir şu kafanı! Kendi işini kendin görmeye bak! Eğer bileğine güvenmez aklını kullanmazsan... burada her gün dayak yemekten kurtulamazsın! Anladın mı? Kullanacak seni, ateşe sürecek! Aklını başına al! Ağa elinde şu cahil başında yanarsın, bitersin Yusuf! Bu işi bitirirsen Yusuf oğlum, dile benden dilediğini! Para, pul, ev, bark, darla! Everim de seni! Kurşunu sıktın mı, ölmeli! Yaşaması hayır getirmez! Yüreğin söylüyor, bileğin de öyle mi? Meryem! Sevindim ziyaretine. Sağ ol. Gömlek, iç çamaşırı getirdim. Gardiyanlar verecekmiş. Niçin zahmet ettin? Zahmet mi? Deme! Çok üzüldük. Yapmadım, iftira değil mi Yusuf? Yaptım. Yazık! Kıydın gençliğini! Umudumu bitirdin Yusuf! Voltamı kes bakın! İsteyerek olmadı abi, kusura bakma! 3 senedir öğrenemedin mi koğuşta volta kesilmeyeceğini? Her dakika ıslatalım mı yani, onu mu istiyorsun? Ama abi! Kes lan! Ben ağa mıyım ha? Ağasın! Yusuf ağa! Ağasın!
Ben ağayım ha? Ben. Ulan ben ağayım, ağayım ben! Ağasın, ağa mısın? Yusuf ağa mısın? Ulan ben ağa mıyım? Ağa mısın Yusuf ağa? Ulan ben ağa mıyım? Ağasın. Koş! Duyduk duymadık demeyin! Ben Yusuf ağayım! Bu koğuşun ağasıyım! Yusuf ağa! Gayrı çay götürmek yok! Gel lan buraya! Çayı sen götüreceksin! Peki ağam! El ayıl sen temizleyeceksin! Peki ağam! Koğuşun temizliği senden sorulur! Peki ağam! Yatağımı da sen düzelteceksin! Baksın ağam! Sana demiştim! Ağalık, patronluk bilek gücüyle olur, parayla olur diye! Bileğin zorlu çıktı, ağasın artık! Bildin mi? Hı? Bildim. Anladım her şeyi. Buyur ağam! Nedir Davut şu durum vaziyeti? Borçları kapattık. Karşı tarafta ortadan kalkınca satış arttı ağam. Bırak hayır Davut, ağalık köyde kaldı, hiç olur mu? İstanbullu gibi konuş patron. Peki patron. Nilgün, harap etme kendini. Hadi gidelim. Yatmadın mı Yusuf? Uyku sarmadı. Affı okudum. Şu mafustamında çok şey öğrendim Hulusi abi. Ama bir af çıkarsa Behran ağaya soracağım. Vazgeç tanımaz. Kapısından kovar seni. İşi bitti. Yarın tahliye oluyorum. İşim tezgahım hazır. Haberleşelim. Çıkınca bana gel. Kolum, arkadaşım, ortağım ol. Beklerim. Sağ ol. Geçmiş olsun Hulusi abi. Kurtuldun. Sağ ol Yusuf. Darısı başına. Sık sık ziyaretine geleceğim. Bir arzun olursa haber sal bana. Sağ ol. Eyvallah çocuklar. Güle güle, güle güle. Söyle ulan, av çıkacak mı? Çıkacak elbette, istediğimiz bu. Ya sen ne dersin? Elbette çıkacak ağam! Çıkacak! Elbette af çıkacak! Çıkacak! Af çıkacak! Niye susuyorsun Nurgül? Konuş! Bir şeyler anlat! Ne diyeyim?
Kahpece babamı kurşunladılar. Anam kahrından öldü. Ölenlerle ölünmez Nilgün. Gülesin, eğlenesin diye her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sen de olmasan ne yapardın? Bir ara başımıza gelen felaketleri baban hazırladı diye şüphe etmiştim. Olur mu öyle şey? Ne bileyim, öyle düşündüm işte. Yanımda olman, iyi niyetin, affet beni. İnsan her şeyi düşünebilir. Biz işte rakibi, rekabeti severiz. Neyse. Hakkımdaki düşüncene sevindim. ...Sana bir şey kazandırmaz. Ne yapayım, elimde değil. Yeter, çok içtin Nilgün. İçmek ve unutmak istiyorum. Acılar içinde yaşamaktansa ölmek çok iyi. Yalnız bırak beni Kadir, git. Babam para için evlendirmeseydi seninle evlenirdim Nilgün. Biliyorsun. Lütfen beni yalnız bırakır mısın Kadir? Bütün düşüncem seninle beraber olmak. Bırak beni! Telefonunu alır almaz yola çıktım. Aşağılık herif! Yeah.
Yusuf! Hulusi abi! Geçmiş olsun, kurtuldun. Sağ ol. Hadi gidiyoruz. Nereye? Benim eve, sonra da pavyonuma. Gidecek bir yerim var. Hasan emmi, Meryem uzun zamandır ziyarete gelmediler. Oraya gideceğim. O zaman beni ara. Gel seni gideceğin yere kadar bırakıvereyim. Sağ ol. Sana burada kapı açılmaz artık güzelleri Yusuf. Bir katile burada yer yok. Allah kahretsin seni! Bir şişeye sahip olamıyorsun. Geldiğine sevindim Yusuf. Sana artık yeni bir hayat kurmak gerek. Ne iş yapacaksın, düşündün mü? Düşünmedim ama bir iş yapacağız ekmek parası için. Birkaç gün hürriyet sevinci içinde dolaşayım diyorum. Tabii, istersen burada sağ kolum olursun. Sağ ol Hulusi abi, senden çok şey öğrendim. Unutmam bunu. Mühim değil Yusuf. Acırım her zaman, o en güzel
Sağ olun arkadaşlar. Tebrik ederim, çok iyi. Teşekkür ederim. Yusuf, yeni doğan yıldızım Nilgün bu gece sahneye çıkacak. Nilgün yanıma gel. Durma, buraya gel dedim. Baban gibi patron mu sanıyorsun kendini, git işine. Dokunma kıza, bırak. Sen kim oluyorsun? Çabuk burayı terk edin. İçki sevmem. Niye benim için kavga ettin? Bilmem. Zor durumdaydın. Kadın başına acizdin. Bana bugüne kadar kimse yardım etmemişti. İlk elini uzatan sen oldun. Ben bu hale düşecek, böyle içki içecek insan mıydım? Ben böyle insan mıydım? Yatmalısın. Odan hangisi? Kurtarıcım, yol gösterenim olmadı. Senin gibi bir erkek elimden tutmadı. Düşürdüler beni. Gidince artık gelmez, aramaz dedim. Umutsuzlanmıştım. Kurtarıcım, elimden tutanım olmadı demiştin. Yardımcı olmayı düşündüm. Ne iş yaparsın Yusuf? Şu anda belli bir işim yok. Hapisten yeni çıktım. Neden düştün hapse? Adam vurdum. Neden vurdun? Sana bir kötülük mü yapmıştı? Ya, vurdum işte. Bir kere cezasını da çektim. Sen pavyonun için düştün. Dünkü adam yüzünden. Annem ölünce dost göründü, yardım etti. Yalnızdım, inanmıştım ona. Bir gece çok sarhoştum.
evli olduğunu, karısını sevmediğini anlattı. Gözünün döndüğünü anlayamadım. Direnmeme rağmen sahip oldu bana. İşini bitirince de gitmişti. Çağırdım, koşarak geldi. Tokatladım, hakaret ettim, kovdum. Kötü günler bitti artık. İlerisine umudumuz olsun. Beraber olunca kendime güvenim geldi Yusuf. Dünya batıyor olsa hala umutlu olmak gerekmiş. Öğrendim. Hiç düşünmez toz pembe görürdüm her şeyi. Hapishanede dünyam değişti. Önce okuma yazma öğrendim, sonra da hayatı. Ölmeyi düşünürdüm. Ama yaşamak güzelmiş. Bunu da öğrendim. Adam vurmak kolay mı? Niye sordun? Babamı vuranı düşündüm. Zor da kolay da olsa enayilik adam kurşunlamak. Af çıkmasaydı hala içerideydim. Babamı vuranı öldürmeye yeminliyim Yusuf. Mahpusluk zor. Gün gece bitmek bilmiyor. Dünya dönmüyor sanki. Seni anlıyorum. Ama ben intikam arzusundan vazgeçemem. Yol boyu sustun. Nedir Yusuf? Hiç. Düşündüm. Param olsaydı yeni bir dünya kurardım. Tertemiz, sevgiye dayanan. Uzaklara giderdim. Benden gelmeni istesem, gelir misin Nilgün? Gelirim Yusuf, istediğin yere gelirim. Hep seninle olurdu. Ne düşünüyorsun? Yeni bir hayat kuracağım Hulusi abi. Kavgasız, gürültüsüz, namuslu bir hayat. Karar verdinse kur hayatını. Ne duruyorsun? Para. Çok para gerek. 3-5 kuruşum var. Veririm sana. Sağ ol. Buldum ben. Nereden? Behran Ağa'ya gideceğim. Behran Ağa'ya mı? 3.600.000. İşler iyi ha Davut? Öyle. Rakipsiz kaldık. Ne istiyorsun? Senden bir hesabımız var Behran Ağa. Behram patron. Kahya Davut. Ne hesabı yeğenim, hayrola? Çürüttüğün senelerimin hesabı. Af çıkmasaydı bitmiştim. Tanımadın beni. Tanımıyorum seni. Tanırsın. Hem de çok iyi. Damı sazlı ev kuracaktın, el verecektin. Toprak verip bana el uzatacaktın. Köpek tekmeler gibi atıverdin beni. Kimsin sen? Güzellerin Yusuf. Kahya bildi işte. Akıl danın. Aman,
Sen amanı bilir misin yiğidim? Aman dedik ki gerisi nafile. İstediğini fazlasını veririm. Arkasız bırakmam seni. Öyle değil mi Kahya? Evet, evet. Geçti o günler patron. Uyandık. Peki, peki ne istiyorsun? Canını patron. Tatlıdır ama... Neden? Neden? O zaman bilmiyordum nedeni. Öğrendim sonunda. Peder Bey! Geç şöyle. Toplanıyoruz yavaş yavaş. Yeğenim ne istiyorsan vereyim. Davut ver 300 kağıt getsin. O zaman 300 liraydı. Şimdi 300 bin. Dur, vereyim. Vereyim. Kahya, paket yap paraları. Yanlış bir harekette polisle konuşmamı istemezsiniz herhalde. Peder Bey, üzülme sen. 300 bin sana koyar mı? Kes lan! Davut, bu herif alıştı. Artık ikide bir gelir para diye tutturur. Kes, çare nedir? Kolaydır. Meraklanma sen patron. Nilgün? Nilgün! Bak, kurtulduk, kurtulduk! Artık istediğimiz o mutlu hayatı kurabiliriz. Yusuf, nereden buldun bu kadar çok parayı? Parmaklıklar arkasında geçirdiğim yılların karşılığı bu. Beraber olacağız, mutlu olacağız. Kötü günler bitti artık. Sen dünyanın en iyi insanısın. Sevdim seni. Sevildiğimi de şimdi anladım. Hadi, hazırla bavulları, gidiyoruz. Hadi. Benim ayrılamayacağım, bırakamayacağım şeyler var. Hayatımızı burada kursak. Olmaz. Bu paraları verenler rahat bırakmazlar. Yaşatmazlar bizi. Yaşamak güzel şey. Ama benimki gibi değil. Anlamadım. Nilgün! Hesaplaşalım! Sen çıkmıyorsun ama biz seni çıkartmasını biliriz! Ne istiyorsunuz? Senin bir arkadaşın vardı ya, onu. Nerede? Bilmiyorum. Eğer çok istiyorsanız kendiniz bulun. Benim dükkanımdan ne istiyorsunuz? El efendilerin çavuşsun koç yiğidim. Sağ ol ağam. Ali yeğenim,
Niye geldin buraya, bildin mi? Bilemem, ağam emretmiş geldim. Dinle, ağamızın başı dertte. Biri var ki parasına ve de canına göz dikmiş. O adamı vuracaksın, tamam mı? Ağama can kurban, değil bir on adam vururum. Lakin benim silahım yoktu. Davut, Ali oğluma bir tabancayla 300 kağıt ver. İşini de iyice anlat, hadi. Hulusi abi! Hulusi abi! Kim yaptı? Mevgüle sataşanlar! Alo? Vuracağın adamı yarın sana gösteririm. Adamın ölmesi şart. Yaralı kalıp yaşamış olmaz, bela getirir. Ona göre çapaklı Ali. İşte silah. İşte para. İşini temiz tut. Meraklanma Davud ağam. Hey kahya! İşte vuracağın adam, hadi vur! Yeğenim, dinle beni bir dene. Ben seni hiç öldürtür müyüm? Sen benim köyümün adamısın. Hiç günaha girer miyim? O bizim kaya yok mu? Ağaya? Mühim değil, ölmüş. Artık patron benim. Sen de işine devam edeceksin. Bundan sonra birlikte yürüteceğiz işi. Peki patron. Patron.
Kadir bana telefonda her şeyi anlattı. Babamı vuran sensin. Babamı vuranı öldürmeye yeminim vardı. Biliyordum bunu. Hulusi abi kadını öğretmemiş. Polis mi?